Mütevazı Lezzetler Mutfağı'ndan selamlar, saygılar. Bugün birlikte bir çörek yapacağız. Tatlı bir çörek ve kalp için yararlı bir meyve olan ayvadan hazırlayacağız. Malzeme listesine önce bir göz atalım, ondan sonra yapımına geçelim. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta sarısı, alabildiği kadar un, yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Çiğ için 2 adet orta boy ayva, 1,5 çay bardağı toz şeker, yarım su bardağı iri dövülmüş ceviz ve 3 adet karanfil. Üzeri için 1 adet yumurta beyazı, 1 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çorba kaşığı Hindistan cevizi. Ayvalı poğaçanın içini hazırlayarak çalışmaya başlıyoruz. Tabi ayva sert bir meyve. Soyması da kolay değil. Ayvaları soyduk. Şimdi tam ortadan ikiye keseceğiz. Tabi dedik sert bir meyve ayva. Bu şekilde kesiyoruz. Ve çekirdek yatağını çıkartıyoruz. Çekirdekleri çıkartıyoruz. Kenarlarını çıkartıyoruz. Rendelemeye hazır bir duruma getiriyoruz. Evet, ayvalarımızı rendeledik. Şimdi rendeliyoruz. Rendelin iri kenarıyla. Evet. Rendeledikçe tencereye aktarıyoruz. Yalnız çabuk hareketlerle yapalım. Çünkü çabuk sararan bir meyve ayva. Rendeleme işlemimizi tamamladık. Küçük bir tencereye aktarıyoruz. Daha iyi görünüyor sanıyorum. 1,5 çay bardağı toz şekerimiz var. Üzerine ilave ediyoruz. 3 tane karanfil demiştik. Bunları da ilave ediyoruz. Sonra bunları alacağız. Kısık ateşte suyunu bırakıp çekene kadar pişireceğiz kapaklı olarak. Ayvalı içimiz pişerken biz de hamurunu hazırlayacağız. Şimdi sarısı bize lazım. Onun için beyazını diğer kaba aktarıyoruz. Üzeri için kullanacağız. Sarısını yoğurma kabına aktardık. 1 su bardağı süt var. Bunu ilave ediyoruz. Yarım su bardağı ayçiçek yağı var. 1 çay bardağı pudra şekeri. Kısa süre parmak uçlarıyla pudra şekerini eritiyoruz. Üzerine ele yapışmayan kıvam alana kadar un ilave edeceğiz. Şöyle alalım. Almaya başlarken 1 paket vanilyamız var. Onu ilave ediyoruz. Ve 1 paket kabartma tozu. Yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur istediğimiz kıvama geldi. 15-20 dakika dinlendirelim. Bir miktar un serelim. Çok pratik dinlendirme yöntemi oluyor. Masaya koyalım ve yoğurma kabın üzerine kapatalım. Ekmeğimiz pişti. Çabuk soğuması için bir tabağa aktardık. Şimdi yarım çay bardağı iri dövülmüş cevizi ilave ediyoruz, ekliyoruz. Bu arada içine attığımız karanfilleri de aldık, onu da belirteyim.
karıştırıyoruz. Hamurumuz dinlendi. Size istediğiniz kıvamda pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi bunu cevizden biraz büyük parçalara ayırıyoruz. İçinde şeker olduğu için elastik olması çok normal. Hazırladığımız bezeleri un üzerinde merdane yardımıyla çay tabağı kadar açıyoruz. Ayvalığı içimizde tamamen soğudu. Bu büyüklük yeterli. Yeteri kadar iç koyuyoruz. Ayvalar tabii cins cins. Bazı ayvalar susuz olabilir. Eğer öyle bir ayva kullanıyorsak bir miktar pişirme sırasında su ekleyebiliriz. Bunu da yeri gelmişken belirteyim. Bu şekilde kapattık. Yani poğaça şeklini verdik. Ve ruletle kenarını kesiyoruz. Kadar içi yeterli. Kapatıyoruz. Kenarlarını önce bastırıyoruz. Rulet kullanmaya da biliriz. Sonra ruletle kesiyoruz. Ayvalı poğaçalarımızı şekillendirdik. Ayırdığımız yumurta akını üzerlerine sürüyoruz. Yumurta beyazlarından sonra bir miktar pudra şekeri önce serpeceğiz. Çok güzel, lezzetli, tatlı bir çörek oluyor. Daha sonra Hindistan cevizi. Zaten renk olarak da çok kızarmayacak. Pembe renkte bir poğaça olacak. Şimdi tepsimizi önceden ısıttığımız 180 derece fırına veriyoruz. Dediğim gibi açık pembe renkte pişiriyoruz. Poğaçalarımız pişti. Servis tabağına aktardık. Ilık olarak yemenizi tavsiye ediyorum.